Hoş geldiniz Bahar Hanım. İyi akşamlar baba. Bahar. Efendim. Yanıma gel. Ne oldu? Nedir bu hal? Bir şeyim yok. Emin misin? Kötü görünüyorsun. Bir şeyim yok, yorgunum. Biraz dinlenmek istiyorum sadece. Peki. Sen bilirsin. Bahar. Senden bir ricam olacak. Dinliyorum. Ali Asaf Denizoğlu. Eskiden öğretmenindi. Bugün hastanede çalışmaya başladı. Evet, biliyorum. Onunla yakın temasta olmanı istiyorum. Neden? Yani neden böyle bir şey istiyorsun ki? Bir planım var. Bizim için. Ailemiz için. Bunu başarabilirsen sevinirim. Deneyeceğim. Bulak herif. Tabii o işten attığımız adam da eline koz verdi. Saygılı ol. Ziyanur 40 yıllık arkadaşım benim. Ne arkadaş ama? Ya toplantıda rezil etti beni. Onun kazanmasına hep sen yardımcı oldun. Neden korkuyorsun? Zamanını bekliyorum. Bekle. Bekle tabii. Daha ne kadar bekleyeceksek. Projeden vazgeçmiyorsun değil mi? Asla. Ben hiçbir zaman geri adım atmam. Güzel. Yönetim kurulumdakilerini inceledim. Hepsi iyi okullardan mezun. Hepsinin babası doktor. Zengin insanlar. Ama asla riske girmezler. O yüzden ben fakir, zorlukla okumuş öğrencileri işe alıyorum. Zamanı geldiğinde onların yerine geçecekler. Tıpkı Oğuz gibi. Çünkü onlar ezilmiş, hayatı anlıyorlar. Daha çok riske giriyorlar. Herkesin kendine göre bir ticari zekası var tabii. Ama kimse seninle başa çıkamaz. Baba, lütfen yanımda ol. Bak Prens Ali Asaf da geldi. Tahta o çıkacak. Eminim kafasından geçen bu. Sen merak etme. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak.